Değerli arkadaşlarım, tekrardan merhabalar. Evet, şimdi sizlerle beraber Türkiye Cumhuriyeti İdare Sistemi'ni gördük. Bunun ne kadar önemli olduğunu sizlere verdik. Özellikle bu yapı içerisinde hiç konuşmadığımız vali ve kaymakamla ilgili birazcık konuşalım. İllerimizin başında kim var diyoruz? İllerin başında oranın amiri, vali diyoruz. İlçelerde kim var? Kaymakam diyoruz. Az önce konuşmuştuk bir önceki dersimizde. Size ne dedim? İl, ilçe kurulması ve kaldırılması ya da büyükşehir belediyeleri ile ilgili tüm işlemlerin hepsi neyle oluyordu? Kanun. Peki bizim ülkemize kanunları kim çıkarıyor? TBMM. Peki onaylayan kimdi arkadaşlar? Bununla ilgili onay yapan Cumhurbaşkanıydı. Peki birazcık konuşalım o zaman vali ve kaymakamı. Arkadaşlar, ilk olarak sorumuz şu. Vali kim atıyor? Mesela valilik sınavı diye bir sınav var mı? Düşün bakayım. Ben hiç duymadım. Valiyi otomatik Cumhurbaşkanımız karar veriyor. Gel diyor geliyor, git diyor gidiyor. Tamam. Tabii ki üniversite mezunu şartı aranıyor burada. Peki kaymakam için baktığımızda kaymakam ise arkadaşlar kaymakamlık sınavı var. Hatırlayın bak, giren arkadaşlarımız oluyor. Orada İçişleri Bakanlığımız karar veriyor. Cumhurbaşkanı da bu kararı onaylıyor. Yani orada devrede olan İçişleri Bakanımız. Peki valimiz şu yönden çok önemlidir arkadaşlar. İllerimizde devletimizi temsil eden tek kişi validir. Bakın, ilde devleti temsil eder ve tabii ki Cumhurbaşkanı'nı temsil eder. Hocam, kaymakam ne yapıyor ki? Kaymakam ise sadece ilçede Cumhurbaşkanımızı temsil eder. Kaymakamlık sınavı var dedik ya, o zaman bunlar belli bir yelpazeden geçerek, kazanarak giriyorlar. O zaman kaymakamlar bir meslek memuru. Ama vali gel dedi ya da git dedi. O zaman valiler için istisnai memur diyeceğiz ama kaymakamlar ise bir meslek memurudur. Peki yetki genişliği bakımından? Düşünün, şurası bir Sakarya'nın ili. Şurası Sakarya. Adapazarı çocuğuyuz sonuçta. Şimdi Sakarya'nın bir de kendi içerisinde neyi var arkadaşlar? İlçeleri var. Tüm ilçelerine de selam olsun. Diğer illerimize de tabii ki selam olsun. Şimdi her ilçenin başında da örneğin Hendek'te, Pamukova'da, GV'de, Serdivan'da, Erenler'de, Arifiye'de gibi gibi her yerde bir kaymakam bulunuyor. Ama vali kaç tane? Bir tane. Peki arkadaşlar, burada yetki genişliği kimde oluyor? Hepsinin yetkisinin genişliği valide oluyor. Kaymakamda herhangi bir yetki genişliği bu doğrultuda yoktur. Hani şey gibi düşün. Evde yetki kimde? Valide de. Heh? İşte illerimizde de her zaman valimizde yetki olur. Tamam. Ve bir de şunu söyleyelim. Valiler için aslında bir yaş şartı yok. Yeter ki 65 yaşını doldurmamış olsun. Tamam. Yaşlı, yani 65'in üstünde artık emekli. Ama kaymakamda bir nevi var arkadaşlar. Genç istiyor. 35 yaşını doldurmayacaksınız. Yani 36-35'ini doldurdun ya da 36-37 oldun artık. Sen kaymakamlık yapamazsın. Yani başvuru yapamazsın. Sınava giremezsin. 35 yaş altındakiler bununla ilgili başvuru yapabiliyor. O zaman bu doğrultuda en azından vali ve kaymakamımızla ilgili bazı şeyleri tanımış olduk. Şimdi seninle beraber soru bankalarında, denemelerde, şurada burada en çok göreceğim başlıklardan bir tanesi, idarenin bütünlüğünü sağlayan iki temel ilke var. Bunlardan bir tanesi hiyerarşi ilkesi, bir diğeri de idari vesayet ilkesi. ÖSYM KPSS doğrultusunda bununla ilgili sadece bir tane tanım sorusu sordu. Yoksa bununla ilgili hiç soru sormadı. Hiç soru sormadı diye gelmez diye bir şey yok. Aksine gelir. Biz o yüzden en azından buraya bir değineceğiz. Ama canlar, burada bir yavaşlayalım. Zaten siz yavaşlatıyorsunuzdur ya da hızlandırıyorsunuzdur. Çok da hızlandırmayın. Yavaş dinleyin burayı. Değerli arkadaşlarım, hiyerarşi ve idari vesayet diyecek ki hangileri arasında hiyerarşi ilişkisi, hangileri arasında idari vesayet ilişkisi var. Bunu yapabilmenin yolu tektir. O da şu. Hani bir önceki dersimizde Türkiye Cumhuriyeti İdari Sistemi'ni öğrettim ya, al o kağıdı şöyle önüne. Türkiye Cumhuriyeti İdari Sistemi'ni bilmen lazım. Bir tarafta merkezi yönetim, diğer tarafta yerinden yönetim dedik ya. Heh. Kimin nerede yer aldığını biliyorsan, hangileri arasında hiyerarşi, hangileri arasında idari vesayet olduğunu rahatlıkla yaparsın. Çünkü baktığımızda hiyerarşi dediğimiz şey aynı kamu düzen kişiliği içerisindeki bütünlüğü sağlayan ve aynı zamanda as üst ilişkilerini belirleyen bir yapıdır. Nasıl yani? Bak, sana özetlemişim kısaca. Eğer ki verdiğim örneklerden bir tanesi merkezi yönetimde ve diğeri de merkezi yönetimde ise,
O zaman bu hiyerarşi olur. Ya da verdiğim örnekler içerisinde aynı daire içindekiler arasındaki ast üst ilişkisinden bahsedersem yeni hiyerarşi. Nasıl yani hocam? Hadi merkez merkezi anladın da bu ast üst aynı daire nasıl oluyor? Örnek vereceğim. Dur. Ama verdiğim örnekler biri merkezi yönetimde, diğeri yerinden yapılarda, yani yerel yapılardaysa idari vesayet, ya da bu yerel yapıların, yerinden yapıların birbiri üzerindeki yetkiye de yine idari vesayet. Ana ne kadar kolaymış. O zaman bizim şu haritayı bir daha bir düşünmemiz lazım. Haritamız neydi arkadaşlar? Şöyle yukarıya hatta yazayım. Bak bir tarafta merkezden yönetim vardı. Diğer tarafta da baş harflerini yazıyorum, yerinden yönetim. Hatırlayın, merkezi yönetimin bir tarafında başkent, diğer tarafında taşra vardı. Yerinden yapıların bir tarafında yerel ya da mahalli, diğer tarafında da hizmet yerinden yönetim var. Burada neyi bul diyor? Eğer ki diyor verdiğiniz örneklerden biri merkez, diğeri de merkezde hiyerarşi, ya da aynı daire içerisindeki kişiler arasında ast üst varsa da yeni hiyerarşi. Ama verdiğin örneklerden biri merkez, diğeri yerelse idari vesayet, ya da her ikisi de yerel yapılar içerisindeyse yine idari vesayette. O zaman gel bulalım. Mesela vali. Vali nerede? Merkezi yönetimdeki taşrada. O zaman merkez. Kaymakam o da orada. Merkez merkez oldu. Neymiş? Hiyerarşi. Cumhurbaşkanı nerede? Merkez. Başkentte. İçişleri Bakanı nerede? Merkez. O zaman ne oldu arkadaşlar? Hiyerarşi. Ben bunları nereden biliyorum? Hani bir önceki derste haritada verdik ya, sen de söylüyorsun bana. Mesela bakan nerede? Merkez, ama yanında kimi sormuş? Bakan yardımcısı. He, ne oldu? Aynı daire. Bakın aynı daire içerisindeki ast üst oldu. O zaman burada bir ast üst olduğu için hiyerarşi. Belediye başkanı. Normalde belediye başkanı nerede? Yerel. Ama belediye personeli demiş. Belediye personelinin bir tüzel kişiliği yok ki. Ona bağlı. O zaman bu bir aynı dairedeki ast üst olur. Hiyerarşi. Ya da rektör üniversite. Bak rektör üniversite. Üniversiteyle rektöre baktığınızda bunlar da aynı daireci, üniversiteye bağlı bir rektör. O zaman ast üst olur hiyerarşi. Gel diğerini örnek vereyim. Mesela kaymakam neredeydi? Merkez. E köy nerede? Yerel yapılarda. O zaman ne oldu? İdari vesayet. Ya da cumhurbaşkanı merkez. E TRT nerede? Yerinden yönetimdeki hizmette. İdari vesayet. Vali nerede? Merkez. Belediye başkanı nerede? Yerel. E ne oldu? İdari vesayet. Türkiye Barolar Birliği ile Sakarya Barosu. Hocam ast üst değil mi? Aha, ikisi de ayrı bir tüzel kişilik. İkisi de hizmet noktasında ayrıdır. Sana şöyle desem, Türkiye Barolar Birliği ile Barolar Birliği sekreteri desem, he, bu ast üst olurdu. Bu iki ayrı tüzel kişilik. İkisi de hizmet yapılarıdır. Yerinden ve yerindendir. O zaman idari vesayet. YÖK Üniversite. Hocam ast üst değil mi? Hayır, iki ayrı tüzel kişiliktir. YÖK'ün kendine ayrı tüzel kişiliği var, üniversitenin de ayrı. İkisi de bir hizmet yerinden yönetim. Yani yerinden yönetim oldukları için idari vesayet. Büyükşehir Belediye. Nerede? Yerelde. E belediye nerede? Yerelde. E YY olunca ne diyorduk? İdari vesayet. Bu zor mu? Değil. Aa, bu kadar basit. Soru çözdükçe zaten bunlar oturacaktır. Bakın farkındaysanız bunu da yine çözümlemenin yolu size bir önceki derste verdiğim harita. Zaten idari hukukunu bileceğiniz tek sistem bu haritadan geçiyor. Haritayı biliyorsan zaten dersi anlamış oluyorsun. Haritada zor değil, inan olun, sistemi oturttuğunuz sürece zaten rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir başlık. Şimdi son bir konuyu işleyeceğiz. Bunu da işleyip artık idari sistemin bu başlığına son verip kamu görevlerini yapacağız ve bitireceğiz. Ama kamu görevlerine de geçmeden önce zaten bunu bitirdikten sonra siz de bir bilgi kartı, oyun kartı yapacağız. Soru cevap yaparak dersi pekiştireceğiz. Şimdi burayı da yine bir can kulağıyla dinleyelim. Türkiye Cumhuriyeti idari sisteminin mal edinme yöntemleri var. Ve mal edinme yöntemleri bizim için gerekli olanlar 4 tanesi. Bunlardan bir tanesi kamulaştırma, diğer adıyla istimlak. Bir diğeri istimval. Bir diğeri geçici işgal, bu en kolayı zaten. Bir de devletleştirme. Öğrenci gözüyle baktığımda en çok senin istimlakla istimvali karıştırdığını ve bir de kamulaştırmayla da devletleştirmeye karıştırdığını görüyorum. Bak senin gözünde. Merak etme, şimdi gel karıştırmamak adına ne yapalım? Değerli arkadaşlarım, kamulaştırma kararı çok çıkar. Mesela Karayolları Genel Müdürlüğü geldi. Sana ait olan bir arsanın üzerinden yol geçecek dedi ve arsayı aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü yapıyor bunu zaten. Sen vermiyorum diye bir hakka sahip değilsin burada. Sadece işte meblağ noktasında itirazlara yapabilirsin.
Çünkü arkadaşlar burada taşınmaz bir mal var ve kamu yararı söz konusu. Kamu yararının söz konusu olduğu yerde zaten kişinin üstünlüğü söz konusu olamaz. Devletimiz parası neyse al kardeşim, bitti. Parasını verecek tabii ki. O zaman taşınmaz bir mala kamu yararı gerekçesiyle el konuluyorsa bu bir kamulaştırma kararıdır. Diğer adıyla istimlaktır. İstimvalle farkı ne? İstimval ise taşınmaza değil taşınıra. Ne gibi? Mesela arabadır, silahtır. Hocam devlet benim arabamı, silahımı niye alsın ki parayla? Sonuçta onun da parasını verecek. Demek ki ülkede olağanüstü bir şey olmuş. Ya da işte bir polis memuru bir hırsızı kovalamak zorunda kalmış, aracına el koymuş. Taşınırını almış. Karşılığı neyse ödenir bir zarar söz konusu olursa. O zaman taşınır bir mala idarece el konulursa parası neyse ödenmek şartıyla ona da ne diyeceğiz? İstimval. Ama kelime kökenleri çok benziyor değil mi? İstimlaklı istimval. O zaman şöyle yapalım mı? İstimlak, emlak, emlak, taşınmaz. İstimval, valiz, valiz, taşınır. Heh, ana ne güzel. Bitti. Tamam, aç cebe. Gel bir de geçici işgaller var. Geçici de şu oluyor. Bir bayındırlık hizmeti sırasında, yani bir belediye, örneğin senin bir arsan var, arsanın hemen yan tarafına bir hastane yapacak. Bu bayındırlık hizmeti sırasında o arsa belediyeye yeterli gelmiyor. Bir tane arsaya ihtiyacı var. Niye? Kumunu, çakılını falan dökebilmek adına. Tamam, takozunu falan atacak. Geliyor senin kapını çalıyor. Ya diyor, senin şu arsanı geçici süre şu malları koymak adına kiralayabilir miyim diyor. O zaman geçici işgal neymiş? Taşınmaz bir malın üzerinde devletin geçici olarak yapmış olduğu kiralamadır. Yine taşınmaz da üzerinde yapılır. Ve parası neyse zaten ödenir. Kira. Öyle düşüneceksiniz. Geldim neye? Devletleştirmeye. Onu da neyle? Kamulaştırmayla karıştırmayın. Arkadaşlar bakın, kamulaştırmada bir işletme falan yok. Kamulaştırmada bir taşınmaz var ve buna el koyuyor. Parası neyse ödüyor. Ama devletleştirmede özel bir işletmeye ait olan bir yerin milli menfaatler çerçevesinde, dikkat, kanun ile tamamen devletin işletmesine geçerse o zaman bu bir devletin hükmünde olan devletleştirmedir. Hatta size daha anlayacağınız dilde konuşayım. Örneğin devletin hizmetinde olan bir fabrika var. Devlet bunu alıp bir yabancı firmaya ya da bir kişiye verirse biz buna ne diyoruz? Devlet özelleştirme yaptı diyoruz. Bunun tersini düşün. Bana ait bir firma var. Devlet diyor ki ya bunu ben yapayım. Örneğin Bayraktar özel bir firma. Devlet bunu alıp kendi hükmüne ve ben artık bunu işletmesini yapacağım derse o zaman bu bir devletleştirme modeli olur. Burada milli menfaatler devreye girer ve bir işletme vardır. Kamulaştırmayla da farkını burada görürsünüz. Hocam parası neyse öder mi? Öder tabii ki. Bazen bu devletleştirmeyi özellikle müsaadeyle karıştırıyorsunuz. Mesela bu FETÖ olaylarında işte bazı işletmelere el konuldu falan filan. O bunların hiçbirine girmez. O bir müsaadedir. Ki ne demiştik? Ülkemizde genel müsaade yok ama özel ya da kısmi ya da sadece müsaade uygulamaları var. Burada bahsettiğimiz şeyler zaten bir müsaade olayı değildir. Bitti. Bu kadar işte. Ah, idari sistem ile ilgili şu anlattığımız iki derslik videodan iki tane soru bekleriz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bununla ilgili bir bilgi kartı yapalım. Bilgi kartlarıyla bir toparlamış olalım. Sonra veda dersimiz. Veda dersimizde ne? İdari sistem içerisindeki sizden bahsedeyim. Siz derken kamu görevlileri. O zaman değerli arkadaşlarım, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.